Kanalımdan herkese merhabalar. Nefis lezzeti tarifleri ailesine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlere çok değişik, çok lezzetli bir tarif vereceğim. Bu yemeği hazırlamak için ne gerekli? 2 adet patlıcan, 1 tane de kabartma tozu. Çok değişik oluyor ve lezzetine de tadına da doyum olmuyor. Hadi bakalım hemen hazırlamaya geçelim. Siz de yapın. İlk aşamada patlıcanlarımızı soyacağız. 2 tane patlıcan oldu mu yeterli. Bu 2 patlıcan 4 kişiye yeter. Şimdi hemen başlayalım. Şöyle bir soyucuyu elimize alıyoruz. Ve patlıcanları şöyle alaca sevmeyenler hiç bırakmasın kabuklarını soyuyoruz. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz, kanalıma da abone değilseniz lütfen abone olun ki kanalımız gelişsin ve büyüsün. Sizlere birbirinden lezzetli birçok tarif bırakayım. Bu şekilde beni desteklemiş olursunuz. Şimdi 2 tane patlıcanımızı soyduk ve şöyle bakın çok ince olmayacak şekilde kesiyoruz. Tek tek de kesebilirsiniz. Ben ikisini de aynı anda kestim. Şöyle bakın ince olmasın ve birazcık kalın olsun. Şöyle bir parmağı geçsin. Bu şekilde çok lezzetli oluyor. Dediğim gibi 2 patlıcan 4 kişiyi rahatlıkla yeter. Bir kere yapın. Bir daha hep bu tarifi yapacaksınız. Burada da suyumuz var. İçine tuzunu atıyoruz. Şöyle bolcana bırakalım. Bu tuzu şöyle elimizde hemencecik karıştıralım. İçine de patlıcanları bırakalım. Bu tuzlu su patlıcanların acısını alacaktır. Zaten patlıcanlarımı yeni kopardım. Yeni değil yani. Yeni de dediğime bakmayın. Bir gün önce kopardım. Kendi bahçemde biliyorsunuz organik, tamamen hiçbir ilaçlama yapılmadan yetiştirilen sebzeleri kullanıyorum yemeklerimde. Şöyle şimdi kenara aldık. Bu beklesin ve acıları çıksın. Şimdi sıra geldi sosunu hazırlamaya. Bir çay bardağı süt döküyoruz. Ölçüleri dikkatli takip edin. Bir tane yumurta sarısı beyazı. Şöyle birazcık tuz, yani sosun tuzunu tabii de vermemiz lazım. 2 yemek kaşığı un. Evet, evet şimdi sıra geldi başrolde olan kabartma tozuna. Kabartma tozunu bir paket şöyle kabartma tozunu da içine döküyoruz. Sos hazırlıyoruz. Şimdi biraz da karabiber, isteyen kırmızı pul biber de atabilir. Çok fazla da koymadım karabiberi. Çok aşırı acı olmasın yani. Herkes yesin. Çoluk çocuk herkes yesin. İsterseniz hiç de koymayabilirsiniz. Acı yemezlerse de. Şöyle bir küçük çırpıcım var. Şöyle tamamen bu karışımı hani topaklanma kalmayana kadar çırpıyoruz. İçinde topaklar kalmayana kadar güzelce ne çırpıyoruz. Koyu, çok fazla sulu olmayan akıcı bir kıvam. Çok da koyu değil arkadaşlar. Bakın şöyle kıvam olacak. Zaten ölçüleri sizlere birebir verdim. 2 tane patlıcana göre. Şimdi ne yapacağız? Patlıcanları bol suda yıkayacağız. Tabii bu su tuzlu sudan almamız lazım. İlk aşamada şöyle sıkarak bakın biraz tuzlu suyun içinden alıyoruz. Dediğim gibi ben kendi bahçemden topladığım için fazla bakın kara renk, siyah renk olmamış. Çünkü çok acı değiller. Hemencecik kullanıyoruz. Kendi malımız. Şimdi bu şekilde 2 su, 3 su şöyle sıka sıka yıkayın arkadaşlar. Bak ilk suyunu döktük zaten sıkarak. İkinci suyunu yine aynı şekilde tekrar bir daha yıkarsanız zaten bu tuzlu acı suyu gidecektir. İşte böyle. Bakın hazır. Dediğim gibi çok ince yapmayacaksınız bu tarifi. Yoksa iyi olmaz. Tavamı ocağa koydum. Bir çay bardağı sıvı yağ koyuyorum tavama. Şimdi
Bir tane şöyle bakın patlıcanların her tarafına gelecek şekilde hazırladığımız sosa batırıyoruz. Elimle uğraşmak istemiyorum. Çatalla falan bilmem ne. Ellerimiz de temiz. Sudan yeni çıktı yani. Şöyle bakın alt üst her tarafına sosu batırıyoruz ve çeviriyoruz. Bu şekilde bir çay bardağı gördüğünüz gibi sıvı yağ döktüm tavama. Bu patlıcanları şimdi sıvı yağda alt üst nar gibi kızartacağız. İşte bu sosla bu patlıcanı bir kızartın. Bu yemeği bir hazırlayın. İnanın bana dua edeceksiniz. O kadar lezzetli oluyor ki o patlıcan lokum 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 dağılıyor. Hani üstü çıtır çıtır içindeki patlıcanlar lokum 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 inan ki. Diğer şimdiye kadar yaptığım patlıcan kızartmaları da neymiş diyeceksiniz. Bu lezzete bir bayılacaksınız. İnanın çok güzel bir lezzet oluyor. Bakın şimdi kızardı. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Şimdi alt üst şöyle çeviriyorum. Diğer taraflarda kızarmasını bekliyorum. Kızaranları da yavaş yavaş alacağım zaten. İlk aşamada şöyle çevirelim. Bakın bazıları da kızarmaya başladı. Ocağa ateşe çok gelen yerler kızarmaya başladı. Diğer taraflar sonradan ilave ettiklerimiz daha yavaş yavaş kızarıyor. Şöyle bir peçete serilik tavanın içine alıyorum. Hani fazla yağı peçete çeksin. Ya yeterli. Hani bir koca tava patlıcan çıktı. Bir de çok ince değil bunlar. Kalın kalın yaptığımız için doyurucu. Şimdi servisini yapalım tabii ki de. Şöyle bakın arkadaşlar. Tabağın etrafına kızarttığımız patlıcanları şöyle diziyoruz. Güzel güzel. Bu patlıcanları hani bu yemeği ister sarımsaklı yoğurt ile servis yapın. İster bu şekilde ben yoğurt bile kullanmadan bazen böyle çok seviyorum. Lokum gibi dediğim gibi çok lezzetli oluyor bu patlıcan kızartması. Diğerleri gibi değil. Şöyle bir tane de yoğurt koydum ortasına. İsteyen bu sade bir yoğurt arkadaşlar. Sarımsak yok. Çünkü bir yere misafirliğe gideceğimiz için sarımsak kokusu çok fazla yayılacağı için ben koymadım. Ama isteyen sarımsaklı yoğurtlu da muhteşem olur. Şöyle bandırıp bakın yiyeceksiniz. Bu kadar kolay. Umarım beğenmişsinizdir. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın. Kanalıma abone değilsiniz. Abone olun. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.